Günaydın. günaydın sevgili günaydın. izleyiciler günaydın, günaydın. Ee, anlatacağımız Gün. hikaye evet. biraz sabahtan bu yana bütün ekibin bizim hepimizi bizim. çok derinden etkiledi evet. gerçekten ee, olayı duyan e, dünden itibaren bütün sosyal medyada bugün de gazetelerde okuyan ne? sizlerin de ciğeri yanmıştır evet. yüreği parçalanmıştır nasıl Hemen, yanmasın değil nasıl mi nasıl yanmasın ee, şöyle yayına girmeden bir dakika önce konuşuyorduk. Ee, arkadaşlarınızla yola çıkıyorsunuz, evet. aracınızla gidiyorsunuz, aracınız evet. bozuluyor, Evet olası şeyler, Hepinizi kenara çekiyorsunuz geliyor. aracı ee, ve arkadaşlarınızla diyorsunuz ki ya biraz kenara çekelim, farları da yakalım, yani. gelen araçlar bize vurmasın, Allah görsünler, görsün. görsünler, bir kaza olmasın, son sürat, son sürat, son derece lüks bir araç direksiyonda 16 yaşında bir ehliyetsiz bir çocuk. çocuk geliyor çarpıyor sizi hayattan koparıyor evet ve 29 yaşında birini aldı götürdü 16 yaşındaki bir, çocuk. bir çocuğun ehliyetsiz bir çocuğun araç kullanması evet, evet. şimdi ee, düşünsene Müge yol kenarında ki e, araç ATV aracı yani bir ee, ne diyelim buna? Özellikle böyle ım, safari yapılırken ormanda kullanılan araçlar, yani açık, evet. korumasız araçlar bunlar evet. ATV'ler. Ve geçmişte de bu ATV'lerle ilgili çok kazalar da evet. oldu, çok çok canlarımızı da kaybettik. Orada savunmasızlık iki kat oluyor. Burası Tabii. çok önemli. Çünkü Tabii. bir aracın içinde sen sıkıntını diğer araçlar sana zarar vermesin diye aracın içinde beklemiyorsun. Yani kapalı Tabii. bir şeyin içinde değilsin. Devam edelim. Evet, e, yazar 16 yaşında hı hı. ehliyetsiz direksiyon başına oturan ve 29 yaşında evli bir <laughs> çocuk babası Oğuz, e, Oğuz Murat acıyı hayattan koparan e, çocuk ismini vermeyelim çünkü 16 yaşında bakın. ...ona da bir şey duyuyoruz. Evet, onda... Yani 16 yaşında... E, ...Instagram'da haberi yazdığımızda... ...diyorlar ki niye isminizi vermediniz? Neyse. Yazar Eylem Tok... Evet. ...ve Doktor Bülent Cihan Timur'un... ...16 yaşındaki oğlu... ...direksiyon başına geçti. Geçiyor. 29 yaşında evli... ...bir çocuk babası... ...Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Ya. Diğer 4 kişiyi de... ...ağır yaraladı. Haberimizi izleyelim. Sonra tarafların kazaya şahit olanların evet. rahmetli Oğuz'un yanında o sırada bulunup yaralananların kuzeninin ve çocuğunu olaydan hemen sonra yurt dışına kaçıran e, annenin açıklamaları var ileteceğiz sizin pardon sizin Barko Vizyon'da izlediğiniz e, anne ve oğlun olaydan hemen sonra annenin yazar eylem Tokun oğlu 16 yaşındaki oğlu e, TC'yi de evet. alarak e, İstanbul Havalimanı'ndan çıkış görüntüleri. görüntüleri, görüntüleri. Çünkü görüntüleri. oğlunu alıp hemen kazadan sonra götürüyor ki iddiasına göre evet. şimdi onun açıklamasını da tekrar vereceğiz. İki ayrı açıklama yaptı çünkü. Oğlunun başına bir şey gelmesinden, ya. oğlunun olaydan sonra darp edilmesinden korktuğu için aman oğlum diyerek oğlunu alıp yurt dışına e, Mısır'a götürüyor. Kaçırıyor. kaçırıyor. Götürüyor demek istemiyorum. Bu bir, Onun burada, adı bir kaçırma. Yok. Bir kere hani burada sosyal medyada da pek çok bu olaya bakanlar da ikiye bölündü. Birinci başlık şu. burada bir hani bir kaza olduğunda kaza ihmali derler ya burada bir ihmal söz konusu derler. Burada ne var biliyor musunuz sevgili seyirciler? Vicdan ihmali var. İnsanlar vicdanını kaybetmiş. İki tarafta da anne var. İki anne görüyoruz. Bir annenin çocuğunun e, babasız kalmasıyla ya, kanayan yarasını, yüreğini, acısını görürken, hissederken, biz hissedebildiğimiz kadarını hissediyoruz tabii ki. Onun kadar hissedemeyiz. Bu tarafta da yine bir anne görüyoruz. 16 yaşındaki çocuğunu, o da annes, annelik içgüdüsüyle ama asla empati kurmayarak. Aynı şey kendi çocuğunun başına gelse aynı şeyi yapar mı Müge? Yapar mı? Bir de şunu düşünüyorum Yelda'cığım bak. Vicdan ihmali tırnak içinde. Vicdan ihmali. 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı. Evet. Ömrünün baharında. Evet. Daha e, kızı bebek anne kucağında, gencecik eşi. Tabii ki o bebek babasını tanımadan büyüyecek. Evet. Genç eşi eşini sapa sağlam bir gece ansızın kaybetmenin şoku ve üzüntüsünü son nefesine kadar atamaz. Evet, atamaz. Sonraki yıllarda tekrar bir aile kursa da onu atamayacak. Asla unutamayacak. o. adam güle güle evden yolcu etti. Akşam bir daha eve gelemedi. Sapa sağlam bir adam. Hastalığı yok, rahatsızlığı yok. Ya bir de birisini daha düşünüyorum. Kim? Hatta biraz daha ileri gideyim. Onu en önce düşünüyorum. Oğuz'un, rahmetli Oğuz'un eşinden önce onu düşünüyorum. Oğuz'un annesi. Evet. Sen bir anneye nasıl nasıl ya. evladının öldüğünün haberini Allah yaşatmasın. Amin. Amin. Hiçbirimize yaşatmasın. Amin. Bizi izleyenlere de yaşatmasın. Oğuz'un annesine 29 yaşındaki evladın 16 yaşındaki bir çocuğun direksiyona geçip son derece lüks bir arabayla gaza son basarak sürat. oğlunu öldürdüğü nasıl haber verdiler? Ya. Eğer yazar Eylem Tok oğlunu düşünüp aman onun canına bir şey gelmesin diyerek bu sıra kaçırıyorsa buradaki acılı <laughs> anne ne olacak? Madem evlat ve annelik konusunda bu kadar hassas evladını kaçırıp götürürken Oğuz'un annesini de düşündü mü? Ya yok Müge düşünmedi ve ne yazık ki kendi evladımız olduğunda böyle acayip duygusal yaklaşıyoruz. Aman onun yaşının küçüklüğü, aman ona zarar verirler, aman darp edilirler. O kadar sinirliyim ki. Niye sinirliyim? Biz kadınların, annelerin sadece kendi çocukları değil, karşı tarafında yarasını, acısını anlamamız gerekiyor. Bakın kazanın ne kadar aslında o 16 yaşındaki çocuğun direksiyon başına geçerek Nasıl süratli gittiğini kuzen nasıl anlatıyor? Evet. Ee, rahmetli Oğuz Murat Acı ile birlikte olan kuzen Süleyman Arslan. Benim böyle var ya okurken tüylerim diken diken oldu Müge. Daha, daha dur daha, daha neler var. Bakın okuyorum. ATV'lerle yola çıktık. Orman yolunda Göktürk'e kadar gidip orada yakıt aldık. Dönüşte benim kullandığım ATV arızalandı. Virajda durmak istedik gelen araçların bize çarpmaması için ileri aldık. Biz ATV'nin sorununu çözmeye çalışırken vefat eden eniştem Oğuz, "ATV'leri döndürelim, ışığı görsünler, bize çarpmasınlar." diyor ve o önlemi de alıyorlar bir taraftan. Ve yaklaşırken bazı araçlar duruyor, kenarda yavaşlıyorlar ta ki bu araca kadar. Çok özür dilerim. Bir de bak ben araç kullanmıyorum. Bu sebeplerden dolayı kullanmıyorum. Ben çünkü iyi bir sürücü değilim. Ben anladım, hemen olayı bıraktım. Ehliyet sınavına bile Hı -hı. girmedim. Hı -hı. Bak şimdi Allah korusun sen kullanıyorsun, evet, güzel de evet. kullanıyorsun. Keza birine ya da bir şeye çarptın hı hı. bir durup ben ne yaptım demez misin? Elbette ilk refleksi ne olur ama insansa ne olur. Yahuz yolun ortasında kedilere köpeklere çarpıyorlardı içimiz böyle eriyor ben böyle aracı sağa çekip hemen... O kediyi hayvanı alıyorsun ya yani duy ya nerede bizim vicdanımız insafımız nerede kaldı ya bu nasıl bir acımasızlık? Daha sonra şimdi Müge anlatacak. Sen kendi çocuğunu düşünürken bir saat gecikmeyle hayatını kaybediyor. Bir saat sonra o itfaiye oraya geliyor. Bu nasıl bir vicdansızlık ya? Bana kimse böyle annelikten bahsetmesin Müge ya böyle annelik olmaz. Gerçekten çok sinirleniyorum ya. Evet. Bakalım. Devam ediyorum. Evet. Kuzen anlatıyor Süleyman Arslan. Bazı araçlar bizi fark edip yavaşladı. Bize çarpan araç aşırı süratliydi. Çünkü 16 yaşındaki bir çocuk direksiyon başında. Aracın ışığını görmemizde aracın kayması bir anda oldu. Aşağı ormanın içine uçmuşum bana seslendiler... O an toparlanmaya başladım sonra. Oğuz yok dediler. Onu aradık. Ardından ambulanslar geldi. Sedye ile onu çıkardık. Kuzenim aracın altında kalmıştı. Bakın. Aracın altında kalıyor. Evet. Aracın halinin görüntülerini gördün mü Müge? Gördüm. Gördüm. Zaten arkadaşlar da ekrana getiriyorlar. Diğer arkadaşları da yerde yatıyormuş bu arada. Ben de mecbur ayakta durmak zorundaydım. Arkalarından birlikte gelen bir araçla kaçmışlar. Evet. Yani e, bu Oğuzu Oğuzu 29 yaşında hayattan koparan Oğuz'la birlikte 4 kişi daha var yaralanan. Evet. 5 kişiyi biçip geçmek. Onlar da ölebilirdi. Evet. 5 kişi birden gidebilirdi. Önemli değil sayı. Bir canın gitmiş olması ve olayın e, tabi sosyal medyayı bazen hallediyoruz hani ya sosyal medya ah sosyal medya ama bazen de iyi ki var. Bence Çünkü de. bütün detaylara Bence de. e, ve kamuoyu üzerinde oluşan baskıya sosyal medya sayesinde Aynen. ulaşabiliyoruz. Çünkü Aynen. anne oğlunu da alıp kazadan hemen sonra sabahına varmadan yani hemen kaçıran anneden yoğun böyle felaket vaziyetteki mesajlar ve kamuoyu baskısı sonucu bir açıklama geldi. Dikkat bu açıklamaya. Şimdi iki ayrı açıklama geldi. Evet evet. Önce olayın hemen sıcağı sıcağına gelen açıklamayı size aktaracağız. Çünkü ikinci açıklamada artık başka bir şeyler var. Olay başka bir yere dönüyor. İlk açıklamada özetle verelim. Uzun Oğlumun kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı. Annelik içgüdüsü. Lütfen bu olayda beni de anlayın. Kendim ve oğlum adına özür diliyorum. Ben ya bu, bu nasıl e, bir açıklama mıydı? Bırak annelik, babalık, kadınlık, erkeklik bir insan evladı olarak kandan, DNA'dan, etten kemikten oluşmuş bir insan evladı olarak şu lafa çok takıldım ve hanımefendi yazarmış. Özür dilerim. Özür o dilerim sanki. Yok, neye kullanılır? Siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani böyle çarparsın, Ayağına bastım düşer. özür dilerim. Seni e, kötü bir sözle incittim özür dilerim. Yanlışlıkla sana çarptım özür dilerim. Bir aileyi bitirmişsiniz. <laughs> Bitmiş artık o ailenin. Neyin inceliği? Ee, neyin empatisini kurmamızı bir anne, bekliyor? Bir anne, evet sizin evladınız da ömür boyu taşıyacağı ve yaşayacağı bir travmayı sırtına yüklen. Aynen, aynen. Onun için de hayat artık hiç kolay olmayacak. 16 yaşında bir çocuk birini öldürdü. İstemeyerek birini öldürdü. Evet. Bu da o, o aracı hayatı o... boyunca yalnız bırakmayacak. Evet. Ama siz bir anne olarak kalkıp diyorsunuz ki özür. Özür dilerim. dilerim. Özür dilerim. Yani Özür dilerim. Yani hayata herhalde bakış bakış açınız bu kadar e, büyük bir can kaybında bile ya çok şey değil. Bir kere 16 yaşındaki o çocuğumuzun o gencimizin e, aslında hiçbir suçu yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü onu yetiştiren ebeveynlerin suçu var. Sen o çocuğu alıp kaçırıp götürdüğünde o çocuğa daha fazla yük bindiriyorsun sırtına. O yük ne biliyor musun? Sen ona şöyle bir e, konuşma yapsan oğlum hemen e, yetkililer hemen müdahale hemen gerekli açıklamamızı yapalım hemen ifademizi verelim desen senin çocuğunun sonraki yaşlarında daha sindirerek bu olayı da daha rahat atlatarak yürüyecek ama sen ne yapıyorsun? Evet. Sen ne yapıyorsun ya? hala böyle özür dilemenin ötesinde yok e, işte biz çok üzgünüz gelip şey ifademizi vereceğiz. Onu şimdi birazdan ya vereceğiz. bir şey söyleyeceğim İkinci... bırak ona gelene kadar böyle bir olaydan sonra kamuoyuna yapacağı açıklama bu arada dünyada attı detaylara baktı. Hanımefendi çocuk psikolojisi üzerine kitaplar yazan bir yazar. Burası çok ben, önemli. Ben yazarlığını bilmiyordum. Eylem Tok diye bir yazardan haberim yoktu. Hani e, internet siteleri ünlü yazar falan diyor. Ünlü yazar olsa bir şekilde bir haberimiz olur. Kendi çapında bir ünü olabilir. Ama geçim insan psikolojisi evet. üzerine evet. ve çocuk psikolojisi üzerine kalem evet. çalıyorsan birinin evladını senin evladın yanlışlıkla öldürüp bir bebeği babasız, bir anneyi evlatsız, bir eşi de kocasız sız bırakıyorsa senin bir yazar olarak kullanacağın cümle bizim ağzımızdan kalemimizden çıkacak cümlelerden çok daha dokunaklı, çok daha vicdanlı, Aynen. çok daha insani olmalı eşittir özür dilerim olmamalı. Biz özür dilerimi ayağına bastım. Pardon, şunu düşürdüm özür dilerim gibi. Bir de yani pardon deseydiniz bari. Yani sen... pardon eşittir özür dilerim Olur bir gel, sana. biri ölmüş yerde e, ...falanca arkadaşını öldürdüm. Özür dilerim ya. Bir daha yapmam. Bu yani tamam, o, o kafamdaki... karşı tarafta şey mi diyecek? Tamam canım önemli tamam, değil ya. ...canın değil. sağ olsun mu diyecek? Canın sağ olsun. Senin sen de eğer sen var. eğer ne güzel söyledin Müge. Ben dün e, açıklamalarına da baktım. Yani çocuk psikolojisi üzerine, insanlık hayat üzerine kurduğunuz cümlelere de baktım. O cümlelerde diyorsunuz ki hayat çok sıradan ve devam ediyorsunuz. Can yakmamak Can acıtmamak gerekiyor. Bu sizin demeciniz. Sizin cümleniz. Ya daha şöyle bir şey. Ee, ne yaptınız? Şimdi hani kamuoyu ikiye ayrıldı. Evet o da eylem tokta bir annedir. Tabii ki çocuğunun geleceğini düşünmek Elbette. zorundadır. Ama bir taraftan da artık acılı bir anne eş ve babasını hiç tanımayacak bir evlat var. Evet. Şimdi... Ee, mümkün olduğunca ortadan gitmeye çalışıyoruz fakat annenin yani eylem tokun açıklamaları biraz insanı çığırından çıkarıyor. Oğlunu evet eşi ünlü bir doktor kendisi ünlü bir yazarmış ee, 16 yaşındaki oğlunun kullandığı araç değeri bugün çok yüksek. Evet belli ki zenginler. Sürat zengin ve varlıklı bir aile Müke. şunu mu demek istiyor alt metninde bunu mu demek istiyor? Oğlumu alayım ben bir şuradan kaçırayım götüreyim. Ah. Ondan sonra bir olayı alabiliriz. Kapatırız. Hallederim. İşte insanlar şu an benim söylediğim şey üzerine o kadar çok yazdılar ki. Çok. O kadar çok bağırdılar ki. Oğuz için adalet istiyoruz şeklinde o kadar çok hashtagler açıldı çok. ki. Çok hem Adalet Bakanlığı'na hem sosyal medyada bu konuda duyarlı olanlara ve bunun üzerine gelen yoğun ve haklı, çoğu haklı hakaretleri bedduaları bir kenara koyuyorum. Ne olursa olsun edilmemeli ama o kadar çok haklı tepki geldi evet, ki. Evet haklılar. Bunun üzerine, evet bunun üzerine Sinir. eylem tok'tan o özür dilerim şeklindeki sabun köpüğü açıklamanın üstüne artık başka bir açıklama geldi. Evet evet. Ne açıklaması geldi, neden kaçtıklarına. Bir de şöyle bir iddia var. Olaydan hemen sonra 16 yaşındaki oğlunun ve arkadaşları ve Eylem Tok olayı çeken kişilerin elinden cep telefonuyla cep telefonlarını toplamışlar. Öyle bir iddia var. Neden Mısır'a gittiler ve oğlu 16 yaşındaki oğlu annesine, ailesine bunun hesabını, bunu nasıl söylüyor? Eylem Hanım, Eylem Tok, yazar Eylem Tok, psikoloji üzerine yazan Eylem Tok, e, bunun üzerine bir açıklama yaptı. Kamuoyunun dikkatine, öncelikle yaşanan tüm olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, korktuğumu, paniklediğimi e, belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce kaza zedeler ve ailelerini daha çok üzecek ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim. Süper. Evet. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tedbirleri almalıydım. Ama evet. almadınız. Evet. Ee, şöyle. Evet. Evladınız sizden habersiz garaja girer. Anahtarı da alır gider. Alır gider ama mesele onu yapması değil. Evladın onu yapmaması gerektiği bilincine ulaşacak bir ev ortamında yetişmesi, değil mi? Demek ki öyle bir ev ortamında değil. Bizim de değil. para olurdu. anahtar ya da başka bir şey. Alıp yapar mıydın? Hayır. Şimdi, şimdi çünkü arkada annenin, babanın sana yüklediği şey var. Yine öğretim. 16 yaşındaki evlatlarını bakın o 16 yaşında sonuçta, evet. Reşit bile değil. Evet, değil, değil. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil. Oğlum olaydan sonra kaçmadı. Aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler çağrılmıştı. Hmm. Bu böyle, buraya dikkat bu, çekelim bu olayın böyle, böyle olmadığını. olmadığını az sonra belgeler var. Ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Bir dakika. Başına efendim. Meke. Yani bir kaza sonucu kazaya sebebiyet veren biri neden darp edilsin? Şöyle nasıl mesela niye darp edilsin? Şimdi şöyle Kişinin düşün... yakınları tarafından o anda bir orada kaza olunca kişinin yakınlarının gelip onları şey yapmasından korkmuş olabilir. Bunun altı... Çünkü onun örnekleri de yaşanıyor. Peki o zaman bunun altında annenin şu şeyi de var. Yapılan şeyin ne kadar aslında yanlış bir şey olduğunu. 16 yaşında e, sürat aracının içinde olması böyle bir hızla o ATV araçlarına girmez her şeyin farkında. Darp orada süsleme bir cümle. Tabii. Hiç aynen. bana öyle samimi ee, çocuğunu ee, sakınan bir cümle gibi gelmedi. Kusura bakmasın. Bana, bana, bana da gelmedi. Ee, ama böyle olaylarda var işte. Ona Hı, istinaden anladım. söylüyor. Anladım. Başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim. Ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların kazazedelerin kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk. Bülent Bey yani kazayı yapan 16 yaşındaki çocuğun babası, babası ünlü bir doktor. Bugün evet. bütün ünlülerin cemiyetin tanıdığı bir doktor. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk. Buraya da dikkat. Buraya dikkat. Şimdi tekrar ediyorum. Evet. E, yurt dışına çıkarken mağdurun öldüğünü bilmiyorduk lafı az sonra belgelerle Asıl çürüyecek. gerçeğiyle çürüyecek. Evet. Bunu öğrenince evet ne yaparsak yapalım bu acı tarif edilemez ve dindirilemez ama hemen aile ile iletişime geçmeye çalıştık. Timur ise olayın olduğu andan itibaren kendi söylediği için artık oğlunun adını da deşifre etmiş olduk. Çünkü anne basın açıklamasında oğlunun adını vermiş. Bunu vermemeniz Açıkacağız. gerektiğini de bilmiyorsunuz. Çocuk psikolojisiyle ilgili konuşan, Ama yazan biri evet. olarak. Annesi söylemiş. Ama keşke Biz söylemeseydiniz. De Her gün lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam neyse onu çekeyim anne. Ben bir aileyi dağıttım ok. anne diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak ve suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı. Ama annelik içgüdüsü lütfen beni de an. Anlayın ben olay yerinde insanların cep telefonlarını iddia edildiği gibi toplamadım. Bunlar doğru değil. Çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Peki Hem dönüp... kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür dilerim. Sinirleniyorum böyle araya da girdim mi? Yok Olur. hayır o yani adalet kısmı. yükseliyorum çünkü. Yahu siz eğer adaleti istiyorsanız döneceğiz caz caz değil. Dönün gelin buraya o zaman. Dönün gelin. Hadi hadi hemen bugün gelin. Uçak biletinizi alın gelin. Neyi bekliyorsunuz orada? Sizi samimi bulmak çok istiyoruz. Siz de bir taraftan evet istemediğiniz bir şekilde çocuğunuzdan yara aldınız, üzüldünüz, üzüntünüz de olabilir. Samimi değilsiniz. Hiç kusura bakmayın. Döneceğiz. Neredeler? E, dile niye dön, şöyle, niye gelmiyorlar? Derden, eğer kamuoyunda böyle hani, bir baskı olmasaydı. De, seyircilere de soralım. Evet lütfen. Lütfen. Keşke sesiniz olsaydı. Mesaj yazmak yerine bir sesinizi duyabilseydik ama e, neler söyleyebileceğinizi tahmin ediyoruz. Eğer yazar eylem tok kamuoyundan böyle güçlü bir baskı yemeseydi Tepesine binmeseydi kamuoyu sosyal medyada, oğlunu da alıp döner miydi? Müge olarak, vatandaş olarak bana soruyorsanız, gazetecilik, televizyonculuk bir kenara atıyorum şimdi, bence dönmez. Ben de sana katılıyorum. Bence, bence de, dönmeyecekti. Ben, bence o mesajları de. okuyan bence ben de. bile akşam hala yoğun şu an migren sancısı çekiyorum. Yani değil ki olayın ne kadar uzağındayız. evet. O mesajları okuyan dayanamaz zaten. Yaşayını keşke düşünün. keşke olaydan hemen sonra evladınız anne ben bir aileyi dağıttım, mahvettim, yok ettim. Bununla yaşayamam dediği an bir psikolog, bir psikiyatristle mutlaka onları işlerini biliyor. Oğlunuzu alıp beraber gitseydiniz, Gelsin, kaçmak yerine. Evet. evet, panik olabilirsiniz. Korkunç bir şey çünkü. İnsanın evladının bir başkasına çarpıp onu öldürmesi. Allah hiçbir eve, hiçbir amin, aileye, amin, hiçbir yuvaya bunu vermez. Korkunç bir şey. Beddua almış olmak kadar kötü bir şey. Evet, evet. Ama ondan sonra siz okumuş, etmiş, artık toplumda bir yere gelmiş insanlarsınız değil mi? Yazarsınız. Çocuk psikolojileri ya üzerine o, kitap yazan ya kişisiniz. Hiç kriter o halde değil. Işte, Lüge. Evet. Hiç değil. Hiç Şöyle değil, yapalım. Hiç Annenin değil. bu söyledikleri konusunda kalemine, araştırmalarına ee, birçok konudaki haber ağlarına güvendiğimiz arkadaşımız Hı -hı. Emrullah Erdinç çok önemli açıklamalar yaptı. Çok Annenin söyledikleri var. doğru mu? Gerçekten kaçtılar Hı -hı. mı? Ne üzerine dönmeye karar verdiler? Anne olay yerinden cep telefonlarını toplattırdı mı? Arkadan gelen araba 16 yaşındaki çocuğu alıp kaçırdı mı? İşte tüm karanlıkta kalan sorulara Emrullah Erdinç emniyet güçlerinden aldığı bilgilerle cevap veriyor. Dikkatle izleyin. Oğuz Murat Acı, hafta sonu ailesiyle birlikte, arkadaşlarıyla birlikte ATV aracı olarak bilinen arazi aracına binerek eğleniyorlardı. Fakat akşam saatlerinde araçları arızalandı ve yolun kenarına çektiler. Tam da o sırada lüks bir araç aşırı süratli bir şekilde geldi ve 5 kişinin arasına hızlı bir şekilde daldı ve tam da o esnada 2 kişi ki onlardan birisi Oğuz Murat Acı uçurumdan aşağı yuvarlandı ve bir çocuk babası Acı maalesef hayatını olay yerinde kaybetti. Şimdi aslında baktığımız zaman Türkiye'de olan sıradan bir trafik kazası gibi görünebilir. Çünkü Türkiye'de birçok trafik kazası oluyor ve biz bu anlamda haber merkezlerinde bu tarz konuları, haberleri çok fazla görüyoruz ve bunların bir kısmını da medyada ya da sosyal medyada aktarıyoruz. Fakat işte haberi farklı kılan ve daha da dramatik yapan ve vicdanları sızlatan nokta da tam da burada başlıyor. O da şunun için söylüyorum. Lüks aracı kullanan kişi 16 yaşındaki bir çocuktu. Daha lise öğrencisiydi. Ve ailesinin arabasını çalmış arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkmıştı. Tabi bu ailesinin iddiasına göre izinsiz alınmıştı. Şimdi bu da olabilir. Bazen ergen dediğimiz çocuklar büyüklerin arabasını alıp dışarı çıkmak isteyebilir. Fakat Kaza yapan 16 yaşındaki TC hemen annesini arıyor ve annesi anında olay yerine geliyor, kaza mahalline geliyor. İşte belki de bizler için en dramatik olan kısım da tam da burada başlıyor. Çünkü bir annenin yapması gereken hemen yetkilileri arayıp, yetkililere durumu bildirip oradaki yaralı insanların hastaneye gitmesini sağlamak ve sonrasında da yine aynı bu işin sağlıklı bir şekilde hukuksal olarak devamını sağlamaktır. Fakat anne ki popüler bir yazar olan Eylem Tok bunun tam tersini yapıyor ve oradan oğlunu olarak hemen eve gidiyor ve sonrasında da apar topar Türkiye'yi terk ediyorlar. Mısır'a gidiyor. Yani çocuğunu yurt dışına kaçırmak için elinden geleni yapıyor anne. Peki bu ne kadar doğruydu diyeceğiz. Çünkü bunları o kadar çok eleştirilecek şey var ki hemen ben bu kısımda size öncelikli olarak annenin yapmış olduğu bugün bir basın açıklaması var. Bu basın açıklaması yine bize de gönderildi. Hemen onu okuyacağım. Kamuoyunun dikkatine. Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabamla dışarı çıkmasının tüm sorumluluğu benim bunu kabul ediyorum. Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil. Oğlum olaydan sonra kaçmadı. Aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de ancak ben sonrasında çok korktum. Yalan söyleyemem. Bir anne olarak oğlum darp edilir mi? Bir saat sonra haber veriliyor. Ve kimin haber verdiği de henüz daha belli değil. Yoldan geçen başka birileri mi haber verdi? Yoksa hani kendilerinin iddiasına göre çocuklar mı haber verdi? Fakat şu bir gerçek ki yaklaşık bir saat sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri var. Ve olay yerine ekipler geldiğinde de kazanın büyüklüğünü aşırı hızı anlatabilirim size. İki kişi yani çarptığı 5 kişiden 2 kişi uçurumdan yuvarlanmıştı. Ve hayatını kaybeden rahmetli Oğuz'un böyle bedenine ulaşmak için gelen ekipler bir yarım saat daha uğraştılar ve itfaiye ekipleri yarım saat sonra o uçurumdan çıkartabildi. Ve anında yapılan müdahalelere rağmen Ambulanstaki o ilk sağlık ekibinden aldığımız bilgilere göre olay yerinde hayatını kaybetti. Yani şimdi burada baktığımız zaman Eylem Tok biz olaydan günler sonra ölüm haberini aldık diyordu. Fakat işin gerçeğine baktığımız zaman günler sonra değil. Şimdi bu birincisi. İkincisi baktığımız zaman çok dramatik bir metinden bahsediyoruz. İşte kazadan sonra çok üzgün olduğunu, işte oğlunun işte ben Türkiye'ye dönmek istiyorum dediğinden bahsediyor. Fakat e, yurt dışına çıkarken ki kamera görüntülerine bakıyoruz. Aile gayet böyle neşeli, güler yüzlü, rahat bir tavırlarıyla yurt dışına gidiyor. Neden? Eğer ki size orada birilerini saldırabileceğini düşünüyorsanız gidebileceğiniz tek bir yer var. Oğlunuz kaza yapmış. Oğlunuz bunun sorumlunun farkında olmayabilir ki 16 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Farz edelim ki bu çocuk aklı buna yetmiyor ama bir anne kaç yaşındaki bir kadından bahsediyoruz. Bir anne oğlunu doğru yola sevk ederek karakola götürebilirdi. Ve hele ki oğluna or hiç kimsenin bir saldırısı söz konusu değilken. Ama biz neyi görüyoruz eylem tokta? Hani sadece ve sadece panikleyerek kendi çocuğunu kurtarma çabasını görüyoruz. Peki şimdi rahmetli Oğuz Murat Acı'nın 1,5 yaşındaki çocuğu çocuk değil mi? Peki onların açısından eylem tok bunları düşünebiliyor mu? Şunu söyleyebiliyor mu? Bunun tam tersi olmuş olsaydı bir başka birisi onlar kazay karışmış olsaydı ve yurt dışına kaçmış olsaydı böyle davranabilir miydi? Ve kaçtığınız yer yurt dışına ve geleceğiz diyorsun. Neden yurt dışına kaçıyorsunuz? Evinize gidin bekleyin. Polise haber verin. Biz korkuyoruz deyin. Bize herhangi bir şekilde birileri saldırabilir deyin. Bunları hepsini söyleyebilirsiniz. Evinize gidebilirsiniz. Korkudan. Ama siz onu yapmıyorsunuz. Hepsini planlıyorsunuz ve yurt dışına kaçıyorsunuz. Ve sonrasında da hiç samimi olmayan bir basın açıklaması yapıyorsunuz. Ve orada da sözle aileyle empati kurmaya çalıştığınızdan bahsediyorsunuz. Bu mudur sizin empatiniz? Bir buçuk yaşındaki kızı öksüz bırakarak, bir buçuk yaşındaki bir çocuğu öksüz bırakarak yurt dışına çocuğunuzu kaçırmak mı? Hala söylüyorum. Çocuğunuz bir yanlış yapabilir. Ama yanlışı yanlışa doğurtan eylem, tok maalesef sizsiniz. Ve bir anne olarak bunu yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama karşı taraftaki İnsanları düşünmüyorsunuz. Hayatını kaybeden Oğuz'un ailesini düşünmüyorsunuz. Empati yapmıyorsunuz ve bekliyorsunuz ki ortalık sakinleşsin ve ondan sonra Türkiye'ye dönelim. Türkiye'ye zaten döneceksiniz. Biz bu konunun takipçisi olacağız. benzetmek gibi olmasın. Belki çok farklı bir benzetme olacak ama nasıl Cem Gariboğlu yurt dışına kaçtı ya da kaçırıldığı dönemlerde bizler nasıl her gün oğlu haberi yaptıysak bu haberin de takipçisi olacağız. Siz gelip adalete teslim oluncaya kadar bunun takipçisi olacağız. Çünkü sizin yaptığınız vicdansızlık. Çünkü sizin yaptığınız oğlunuz hata yapabilir ama yetişkin bir birey olarak siz bu hatayı yapamazsınız. Ve böyle bir hata yapmaya kalkarsanız da evet biz bunun takipçisi olacağızdır. Şimdi yine dosyaya göre konuşmak istiyorum. Ben kendi notlarımdan bahsediyorum. Yani kendi çocuğunu düşünen bir anneyi görüyoruz ya. Karşı tarafın çocuğunu hiç düşünmeyen bir anne görüyoruz. Bir saat sonra ambulansın geldiğinden bahsetmiştik. Uçurma uçmasından bahsetmiştik. Bu kazan nasıl olduğunu yine söyleyelim. Kaza yaptıktan sonra hani kaza yaptıktan sonra orada bir kaos oluyor. Görgü tanıklarının iddia İddiasına göre hani birileri bir acaba görüntü çekmiş midir diye telefonlarına baktığı iddia ediliyor. Bunun gerçeği yine ifadeleyle yargılamalarla ortaya çıkacaktır. Fakat şunu söyleyebilirim ki kamera görüntüsüne baktığımızda Anne olaydan hemen sonra olay yerinde. Anne olaydan hemen sonra çünkü oğlunun ilk aradığı kişi Eylem Tok. Hemen oraya gidiyor Eylem Tok ve dakikalar içinde orada oluyor ve orada geldikten sonra bir saat kaybediliyor. Bir saat. O bir saatte dediğimiz gibi belki de Oğuz Murat Acının erken müdahaleyle hayatta kalması anlamına geliyordu. Ama maalesef hayatını kaybetti. Ve şimdi bu dosya yargıda. Bu olayın tarafları artık çocuğu kaçırması anlamında söylüyoruz. Anne de buradan yargılanacak ve bazı iddialara göre de olay yerindeki delilleri karaftık iddialar nedeniyle de anne de yargılanacak. Şimdi ne güzel özetlemiş değil mi? Çok güzel özetliyor. Yazar eylem tokun e, mağdurun öldüğünden haberimiz yoktu lafını Emrullah yalanlıyor ve evet. diyor ki gerçek değil. E, haberi vardı. Olmaz yani? Evet, cep telefonunu kaydedilen yani kazadan hemen sonra insanların çektiği kaza görüntülerinin cep telefonlarını toplattığı iddiasına eylem tok diyor ki böyle bir şey olmadı ama Emrullah Erdinç'in ulaştığı bilgiler zaten olay yargıtayda şeyde çözülecek davalarda çözülecek. Bunun da pek doğru olmadığının altını çiziyor. aramalarda da çıkacak. Evet, yurt dışına oğlumu götürdüm meselesini e, Götürdüm ne e, kaçırıyorum bunlar kelime oyunları tabii ki e, ve hemen sonrasında olay yerine annenin gittiğini uh -huh. ve orada bir saat oyalanıldığını e, zaman kaybedildiğini dolayısıyla aracın altında kalan rahmetli Oğuz'a ulaşmak onu ambulansa koymak. ...hastaneye acil ulaştırmak konusunda... ...büyük zaman kaybı olduğunu... Burada bir de ne var? E, ...anlatıyor. Yani annenin dedikleri... ...Emrullah'ın ulaştığı... ...emniyete e, ulaştığı... ...bilgilerle örtüşmüyor. Evet, hiç örtüşmüyor. Taban tabana zıt. Yine Emrullah o kadar güzel özetlemiş evet. ki mevzu. De, Daha çok şey çıkacak Müge. Bir tabii. takıldığım şeyi söyleyeceğim. Tabii e, telefon açan kim? Kazayı, e, ambulansı arayan kim... Kim aradı? Evet, onu da söyleyeyim Kim aradı? Emrullah, eminim ki bu, bu bugün yarın ortaya çıkar. Bir şey orada, daha orada olanlardan bir tanesi aradı diyor. Yani bütün bilgileri, hani orada bir zaten belli ki bir kalabalık bir hengame var. Yani annenin hemen olay yerine gidip çünkü eşi boşandığım evet. eşim diyor. Evet. Doktor, onların e, hastanelerle ilgili şeylere ulaşmaları çok daha kolay. Evet. E, evet. Oğlunu alıp kaçırıyor iddia göre cep telefonlarını topluyor. Orada bir bir saat geçiriyor. Hı -hı. Orada bir şeyler oluyor. Neler da... olduğunu öğreneceğiz. E, bu arada hemen olduğunu alıyor. Akabinde Mısır'a götürüyor. Mısır'a vize şeyi falan yok galiba yok diye değil mi? Yok diyebiliyorum ben. Evet daha Yanlış çıkışı. Yanlış sanma olur düzeltin beni. Yok diyebiliyorum evet. çünkü. Ama evet dönüp bilet almak, organize olmak, balize hazırlamak O kadar hazırlamak hızlı hareket bile, etmiş ki Müge. O bile bir şey yani. Bak çok hızlı hareket etmiş. Çok aşırı hızlı. Şöyle ben şimdi empati kuruyorum. Ee, çocuğun araması annesini, eylemin eylemin hemen harekete gitmesi. geçmesi, gitmesi, alıp araca binmesi falan böyle ve e, hemen telefon açılmıyor. Yani ambulans hemen gelmiyor, hemen telefon açılmıyor. Bakın buralar çok önemli detaylar. Oradaki telefonların nerede ya telefonlar? Ne oldu yani oradan geçen bir araç durdu da herkesin telefonlarını mı topladı? Evet. Öyle bir şey mi oldu? Ha filmlerde olur. Nadiren kazalarda hırsızlık olayları elbette olur. Benim de geçmişte başıma geldi. Olabilir ama bunların hiçbiri tesadüf. Hiçbiri değil. Sizin anneliğiniz... Yine sinirlendim. Sizin anneliğiniz eğer günlerdir sosyal medyada, medyada bu kadar deşifre edilip konuşuluyorsa şu kadarcık vicdanınız varsa Hadi bugün ülkeye dönün. Evet. Hadi e, gelin. Bugün gelin. Bugün bu arada, gelin. Evet, bu arada Emrullah'ın e, şu detayı da dikkat çekici. Kazadan sonra çok üzgün olduğu ve oğlunun Türkiye'ye dönmek istediği yolunda hmm, açıklama evet. yaparken diyor ki yurt dışına çıkarken kamera görüntülerinde e, hmm. hiç öyle bir panik ve sıkıntılı ve çok üzgün ve bitmiş, tükenmiş değil hatta bazı yüzleri bulurlandı. E, bazı yerlerde tebessüm e, var yüzlerde. Evet yüzde. Esra Hanım. Esra mıydı? Adı. Ay, adını ara, arada bir Eylem. şey ve Eylem Hanım'ın Eylem, Hanım Eylem Tokun da arada bir güldüğü de kameralara yansımış Me İstanbul Hava Bu arada kuzen Mesut Acı e, ortaya çıktı ve Patronlar Dünyası hı hı. E, adlı siteye çok önemli açıklamalar yaptı. Çünkü Eylem Hanım'ın açıklaması üzerine... Acılı kuzenin de söyleyeceği bir şeyler vardı. Olayın içinde, Nasıl olayın olmuş? sıcağında ateş düştüğü yeri yakıyor. O da yananlardan bir tanesi. Ne söylemiş? Hı hı. Ee, kuzen Mesut Acı. Yazılanların tamamı, yani anne tarafından yazılan basın Açıklama açıklamaların tamamı bir senaryo. Avukatlar çok güzel kılıfına uydurmuş diyor acılı kuzen Mesut Acı. Ortada bir mağdur anne ama oğlunun hiçbir suçu yok. Bu başlık altında toplamışlar diyor. Ama bizim hayaller kurduğumuz, geleceğe onu yaparız bunu yaparız dediğimiz 29 yaşındaki kuzenimiz gitti diyor. Öyle bir mağdur rolüne girmiş ki neredeyse biz üzüleceğiz. Olay yerinde 5 kişiyi ölüme bırakmak hangi vicdana sığar? Kaza yapanların hepsi 45 dakika baygın kalıyorlar yaralı olarak. 45 Kendi dakika. imkanlarıyla ayıldıktan sonra ya. hiçbir yardım gelmiyor. Oysaki Emrullah'ın edindiği bilgiye göre anne kaza yerine hemen geliyor. Ve kuzen Mesut acı diyor ki 45 dakika orada baygın ya, yatıyorlar. Bakar Kendi misin? kendilerine, kendilerine geliyorlar yaralılar. Ve 45. kendileri ambulansı arıyorlar. Kazayı yaptık gelin bize yardımcı olun. Bakın çok olun. önemli bir detay işte bu. Ee, kuzenimiz kayıp. Çünkü o şarampola yuvarlanmış ve aracın altında kalmış. Oğuz ve bir diğer arkadaşı kazadan dolayı ormana doğru uçtukları için onların telefonu bulundu. Ancak yol üzerinde yatan kişilerin hepsinin telefonu kayıp. Nasıl bir şans ki Oğuzların telefonu kayıp değil. Ama ulaşılır olan yerde yatanların telefonları kayıp. Dedi Özellikle... ki, madem üzüldün, acılı kuzen, anneye sesleniyor. Madem bu kadar üzüldün, madem bu kadar mahvoldun, o zaman niye senin tek derdin oğlunu da alıp kaçmak oldu, adalete teslim olmak yerine? Madem bu kadar canın acıdı, üzüldün, neden bir atılımda bulunmadın, orada ambulansı aramadın, oraya gittiğin halde? Havalimanındaki görüntüde de yüzünde kusura bakmasın hiç pişmanlık ve tavrın yok. Güle oynaya uçağa biniyorsun diyor acılı kuzen. O kadın diyor acılı kuzen Mesut e, eylemdi değil mi? Evet eylem. eylem. Hanım'a sesleniyor. O kadın ne yaparsa ne paylaşırsa yapsın yalan benim çok güzel bir kardeşimdi Oğuz onu hayattan kopardılar. Annesinden bir buçuk yaşındaki kızından ve gencecik eşinden kopardılar. Bizim onunla ailesinin onunla hayalleri vardı diyerek açıklamasını bitiriyor. Asıl samimi, asıl gerçek açıklamalar işte bunlar. Orada özellikle bir dakika diğer o dört kişinin telefonlarının olmaması. 45 dakika sonra kaza da sağ olarak yaralı olarak çıkanlardan bir tanesinin telefon açıp yardım istemesi, ya bütün 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 başlıklar eylem toku asla samimi göstermiyor, gerçek göstermiyor, bir senaryo gibi. Görünüyor. Ben neyi merak ediyorum Müge? Evet. Babadan hiç ses yok. Ee, şimdi arkadaşlarımız Baba da çok ünlü İstanbul'un böyle cemiyet, sosyete, ünlüler dünyasına e, evet, ameliyatlarını evet. yapan evet, estetisyen. doktor estetisyen, ünlü bir estetik cerrah, Doktor Bülent Cihan Timur. Arkadaşlarımız reji ulaşmaya çalışıyor ama telefonlar kapalı. kapalı. E, onlara yüksek ihtimalle e, çok e, çok telefon, çok mesaj gidiyordur. Ee, Ana tabii hiçbir anneyi babayı böyle bir şeyle Amin. E, şey yapmasın, sınavmasın. E, korkunç bir sınav çünkü senin evladın da 16 yaşında e, bir ailenin yok olmasına neden oldu. Bir e, aile diyoruz çünkü o ailenin başı bireyi baba gitti. Bir buçuk yaşındaki bu bebek, e, bu bebek kız çocuğu Şu an babasını sadece kaldı. fotoğraflarından ve anlatacaklarından insanların anlattıklarından tanıyabilecek. Ee, gencecik bir eş Gencecik bir eş Büyük bir evet. acıyla hayatının sonuna kadar yaşayacak Ve rahmet ve nur içinde uyusun Oğuz'un annesi Oğuz'un babası Artık hayatlarının sonlarına kadar Hayatlarının yarısı evet, yok Evet ya. Evlat acısının Ne kadar kötü Kaldırılamaz Zor ve insanı son nefesine kadar boğacak, sıkacak, boğacak, sıkacak bir acı olduğunu anlatmaya zaten gerek evet, yok. Evet. Ve Eylem Hanım aldı oğlunu bu acının üzerine yurt dışına uzaklaştırdım biraz değil. Bunun adı bu uzaklaştırdım, götürdüm. Kaçırmak işte müziği. Süslü, yumuşatılmış, Kaçırmak. light bir açıklama. Kaçırmak. Oğlunuzu kaçırdınız. Evet. Kamuoyundan bu not kadar not. ağır bir şey gelmeseydi. Hiçbir şekilde de. Aa, baskı gelmeseydi kanımca siz oradan dönmeyecektiniz. Adalete de teslim olmayacaktınız. Burada her şey bir oluruna varacaktı. Net not Sonra not. yıllar Çok sonra yıllar not. sonra. Bak Emrullah neyi hatırlattı bize? Biz bundan yıllar önce 2009 yılında gazeteciler tek bir olaya kilitlenmiştik o dönem. Münevver Karabulut'u evet. katleden Cem Garipoğlu. 197 gün boyunca Cem Garipoğlu'nu güçlü ailesi sakladı. Denildi ki yurt dışında, denildi ki İstanbul'da denildi, bir yerde. Çünkü ne aile çok onda? zengin. Tıpkı burada olduğu gibi güçlü, zengin, havalı yani. Ne ararsanız var. Ama Münevver Karabulut korkunç bir cinayete. Cinayetin de kullanılan testereye kadar, kanlı testereye kadar her türlü şeyini gördük. Korkunç. Evet, evet. Yani haberi yapanın bile psikolojisi bozuluyorken acıyı yaşayan aileyi düşünün. Ne oldu? 197. günün sonunda artık kamuoyu baskısından... Dayanılamaz hale geldiler ve evlatlarını emniyete, adalete teslim Kaçamazsın ettiler. Kaçmazsınız. Evlatları yani, da içeride hayatına. Şimdi burada verdik. en güzeli şu oluyor Mügenin dediği gibi kamuoyu sosyal medya, bu baskılar nereye kadar kaçsanız da günün sonunda yine buraya gelip adalete teslim olacaksınız oluyorsunuz da. Biz burada neyi irdeliyoruz? Sizin kendi çocuğunuzu korumak adına yaptığınız hareketi anneliği sorguluyoruz. Kendi anneliğinizi vicdan ama karşı taraftaki anneleri ne yapıyorsunuz? Vicdansızlık yapıyorsunuz. Buradan babaya da sesleniyorum. Çok merak ediyorum Müge. Biraz Biz neden bu olayda sadece annenin açıklaması Annenin çocuğu kaçırmış olması yani Mısır'a gitmiş olmaları annenin çocuğuna duyduğu duygusal durumu düşünüyoruz, konuşuyoruz onun aç. Baba nerede? Ben çok merak ediyorum. Çünkü baba, anneyle, baba anneyle belki anneye, kaçırdı. E, yani zaten organizasyonlu Ama değil. niye hiç ismi geçmiyor? Hiçbir yerde çünkü, babanın ismini görmüyoruz. Çünkü anne açıklama yapıyor. Neden? E, yani bence yani kanımca Baba ünlü bir doktor olduğu için anne öne atıldı. Peki. Hani onun şeydeki işte tamam tıp dünyasındaki kariyeri falan düşündülerse... Zaten 16 yaşındaki bir çocuğun hadi evden anahtarı ve lüks aracı aldı, Doğru. kaçtı gitti. Son süratta birine çarptı. Bakın sonra gelip kaza yerinden evladını alıp daha olayın acısı bile kişi bile toprağa verilmemişken evladı alıp yurt dışına kaçırmak aynı zamanda evlada şunu da öğretmek olmuyor mu? Hani böyle çocuk yetiştirirken artık kaşın gözün öyle dikkat ediyorlar örnek ya. E, örnek davranış olarak algılıyorlar. Örnekte o zaman herhangi bir olaydan sonra kaç yavrum? E ama, Bunun ama şeyi ne olursa olsun ama kaç evladım. Müge şimdi, şimdi e, sen, biz şunu da görüyoruz. Bazen de çok ünlü isimler evet Bizde böyle kanaat önderi olarak havalı havalı hmm. böyle adalet, insanlık, saygı değer, yaşam, işte hayata sahip çıkmak gibi böyle beylik laflar eden evet, evet. insanlar alkollü, e, araç kullanırken birilerine çarpıyorlar, hayatlarını söndürüyorlar, olay yerinden kaçıyorlar, olayı kapatmaya çalışıyorlar, Siz... kapatamıyorlar, ortaya çıkıyor, rezil oluyorlar falan filan. Olmuyorlar, onlar Bu rezil da, olmuyor. Şunu demek istiyorum. Eğitimle de alakası yok. Yok. Bu çocuk yok. Doktor bir babayla yazar bir annenin evinde yetişmiş bir evlat. Ya şimdi e, yazar olur, Eğitim doktor mi? olur, eğitimle e, eğitimle alakası yok avukat mu? olur. Eğitim belli bir yani okur yazarla olmuş anne babaların nasıl evde kötü örnek olduklarını çok biliyoruz çocuklara karşı. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk e, 16 yaşındaki çocuk. E, emin ol, şimdiki nesil şey idraka açık bir nesil. O kadar üzgündür ki. Onun bir cümlesi var ya <laughs> açıklamada. Çok üzgünüm anne dönelim. En samimi, e, en samimi açıklama o çocuğun açıklaması biliyor musun? Evet. Eminim yüzde yüz eminim. O çocuk o cümleleri kurdu biliyor musun? Ee, anne ben, gidelim. Anne ben adalete teslim olmak istiyorum. Demiştir. Anne, anne lütfen beni ülkeye götür. Adalete teslim olmak istiyorum. Çünkü ben bir aileyi dağıttım. Bu cümleyi demiş. o çocuk bu arada emin olun kurmuştur. Bir taraftan da şunu söylemek istiyorum. Yine aynı yere geleceğim. Senin söylediğini özet olsun istiyorum bir taraftan. Ben babayı çok şu anda sorguluyorum bir taraftan. Anne... ...farz edelim aldı çocuğu götürmek istedi... ...karar verdi hemen hızlı hareket etti... ...baba ona şey demedi mi... ...ya sen ne yapıyorsun bir dakika... ...bir tanesinden bir tanesi... ...saçmalama öyle kaçmakla olmaz... ...belki baba da götür dedi... Ha, ...şimdi orada anne ee? baba ortak paydada buluşup... ...evet çocuğumuzu bizim Mısır'a... ...kaçırmamız gerekiyor... ...bu olaydan götürmemiz gerekiyor mu... ...siz doktor olabilirsiniz... Şu anda telefonlarınız kapalı olabilir. Konuşmak istemiyor olmanıza da saygı duyuyorum bir taraftan. Ama velakin eğer kariyerinizle ilgili böyle bir şeyden imtina ediyorsanız, bu davranışınız size artı olarak geri dönmez. Keşke bir açıklama yapsanız çünkü şu anda bence, ülkede olan sizsiniz. Evet. Siz bence, buradasınız. Bence yapacak. E, o aslında, Keşke açıklasınız. Aslında böyle acılara sebep olan kişilere de bir tek soruyla. Şimdilik konuyu kapatalım. Çünkü konuğumuz da evet. sabırsızlanmaya başladı ve elimizde gündem haberlerimiz de var. Eğer aynı şey sizin başınıza gelseydi ne yapardınız? Eylem Tok ve Cihan Bülent Cihan Timur. Aynen. biri gelip Allah korusun. Allah size evlat acısı yaşatmasın. Amin. Amin. 16 yaşındaki oğlunuza çarpıp kaçıp gitseydi. E çarpan kişi de Ceza almamak için ailesi tarafından yurt dışına götürülseydi siz bir anne ve baba olarak ne yapardınız? Bunun da cevabını verirseniz tüm içtenlikle Çok paylaşırız. Telefonlarımız Çok açık, rejimiz açık, yapacağınız her türlü açıklama burada satırı satırına Aynen. okunacak. Aynen. Peki biz konuğumuz gelene kadar şöyle bir akışa gidelim mi bu aç? Gidelim. Tamam, bir gidelim. tura çıkalım. Biz de bir nefeslenelim. Evet. Gidelim. Şimdi e, önce anonsunu verelim e, haberin. Dilan Çiçekdeniz sevgili izleyiciler biliyorsunuz model, oyuncu. Dün etilerde bir yani herkesin gittiği son derece gündemde olan bir mekana gidiyor. Arkadaşlarımıza diyor ki çıkışta size röportaj vereceğim konuşacağım. Sonra kararından vazgeçiyor. Aracı kapıya sıfır yaklaştırılıyor. Dilan Çiçekdeniz gidiyor. Buraya kadar bir problem yok. Hani vermek istemeyebilir. Okey, olabilir. Problem sonra başlıyor. Çünkü... Olay e, o mekanın valesini işten kovdurtmaya kadar gidiyor. Nasıl gidiyor? Bu zamanda iki kare fotoğrafımın çekilmesine siz mekan sahipleri e, haber verdiriyorsunuz, valeler muhabirlere haber verdirtiyor diyerek ortalığı ayaklandırmak, bir valeyi işsiz bırakmak. Neyin kafası? İzleyelim. E, Neyin işten çıkarması bu? Evet, e, şöyle dün e, görüntüyü alan arkadaşımız Umut Ünver'le de konuştuk. Abla dedi saatlerce bekledik röportaj verecekti. Sonra röportaj vermekten vazgeçti. Olabilir dedim. insanın çünkü içerideki haliyle çıkışta belki istemiyor olabilir. Yüzü Hı -hı. gözü rahat değildir. Öyle bir röportaj verme isteği yoktur. Fikri de değişmiş olabilir. Bunların hiçbiri dert değil. Bunların hiçbiri biz gazeteciler, muhabirler ve ünlüler arası çok dert edilecek şeyler değil. Evet. Dert edilecek şey şu: Dilan Çiçek, Deniz artık bilmiyorum yanındakiler mi kendisi mi işletmenin yetkililerine herhalde sıkıştırıyorlar çünkü diyor ki gazeteciler niye benim olduğum yeri haberdar oluyor, geliyorlar işte görüntü vermek zorunda mıyım falan filan. Sonrasında yetkililer Kapının önündeki Vale'yi suçlu bulup, çünkü Vale'nin muhabirlere haber verdiğini düşünüyor. Vale'yi işten çıkarıyorlar. Ne kadar e, acımasızca, ne kadar empatiden yoksun. Biz ne hale geldik böyle ya? Vale'nin ne günahı var şimdi bu mevzunun içinde? Ben eminim ki şu anda Dilan e, bu durumdan dolayı çok üzgün ve bunu telafi edecek bir hareket gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü o çok naif ve e, duygusal biri gördüğümüz kadarıyla bir valeni, valiyi işinden etmek hiçbir vicdana sığmaz. Hiçbir açıklaması da olmaz. Hele, hele, böyle, bir, hele, zamanda, böyle bir hele böyle bir zamanda. Hele böyle bir zamanda. Ya zamanda ne olursa olsun iki kare fotoğrafınız ne için, Allah üç kare ya. görüntünüz için birini şikayet edip Şikayet edilen kişiyi bu zamanda işsiz bırakmak ne demek ya? Yani, yani, yani ne, gücünüz, gücünüz, gücünüz valeye mi yetiyor. Ah, ah. Yani. ama bir hafta önce Dilan Çiçek Deniz'in arkadaşlarımız doğum gününü kutluyordu. Hı -hı. O zaman her şey gülük gül İstanbul'da. Ben Dilan, Dilan'ın bu duruma e, el atıp durumdan dolayı üzgün olduğunu ve bunu telafi edeceğini düşünüyorum. İnşallah, İnşallah ama toparlasın. Bir şey oldu, tamam. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> bir şey diyeceğim ya, i̇lk öncelikle... ben bunun fotoğrafını çekeyim. <laughs> Çok sağ ol. Hatta videonuzu ben de sizi, Evet. Ben de sizi çekeyim. Buyurun. O zaman iyi ki doğdun Dilan diyelim. Sen bizim çiçeğimizsin. Her şey gönlünce olsun diyelim ilk öncelikte. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir dileğinizi tutup 29 Evet, olayın takipçisi olacağız. Valentin evet, takipçisi evet, olacağız takipteyiz. ve çok değerli bir konuğumuz var. Ona da sorularımız olacak ama o önce o güzel haliyle ve şarkılarıyla stüdyoya bir giriş yapsın. Evet. Safiye Soyman. Safiyecığım. Evet. evet. Ay bu ne şıklık bu ne, evet. ne... ay siyah bizim hoş geldi. geldin. Hoş hoş geldi. Geldi. Tüm şıklığınla geldin. Tüm havanla geldin. Ama canım gerçekten benim. çok şıksın. Çok teşekkür evet. ederim Selmacığım. Sağ olsun gene Siyahlar, söyleyeceğim modacımı vallahi söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Çok hoş. Selma çizmeleri Cuma, falan görmeniz şey lazım de. bu arada. Evet, evet. Çizmeler yani, falan. Çizmelerde vallahi Peki. işte böyle şıklık. Evet. evet. Müge'min programına geliyorum. TV8 programına geliyorum. Ah canım. Özel her bir zaman, program. Her zaman öylesin. Tabii ki. Her mi? zaman öylesin. <laughs> Hadi senin yorumlarını çok merak ediyoruz. Evet. Bekliyorsun ben şimdi cim. bir dakika bir şey söyleyeyim mi? ki. Bu şarkım yeni çıktı Müge'cim. Evet. Bunu söylemem gerekiyor. Şu anda benim Kemal Ahsan öpücüklerimi gönderiyorum şirketime buradan hı hı. sevgilerimi iletiyorum. Yıllar utansın şarkısını. Ben şimdi iki ayda bir bir tane çıkartıyorum hı hı. tek tek çıkartıyorum. Evet. Arabeski ben çok okumuyordum. Evet. Hadi bir bu son zamanlarda Arabeski şey evet. yapayım dedim, okuyayım dedim. Herkesin de çok hoşuna gitti. Evet. Bir Ferdi Tayfur bir de Ahmet Selçuk İlkan geçen yıl bu zaman geçen Hı. günü de geldiğimde sizde Hı. okumuştum. Yine biterken de program tamam. biterken de okurum. Bir tane okuruz. Evet buradan Şimdi sevgilerimi iletiyorum herkese. Safiye gel yani sana sen de annesin. Evet. ve evladın için mücadele veren bir annesin. Ah benim oğlum şu anda seni izliyor. Ya. Ay Haruncu, bizi izliyor. Bu buradan İran izliyor, Bekir izliyor sevgiler. herkes. Çok seviyor. Çok sevgiler evet. Sabahleyin sizin programınızı evet. benim oğlum bu durumdan sürekli izler. Canım. Ya, Biliyorum yıllardan bu yana bizi hep evet, takip ediyor. ...ah benim canım çok. benim ya. Evet. Çok sevgiler. Şimdi, sevgiler. Ben, ha, maşallah. Şimdi daha iyi. Daha iyi böyle günden günden daha iyi. Nerede şu an? Iyi. Bodrum'da mı Burdur'da mı? Ee, Bodrum'da. Burdur'a yazın gidiyor. Yazın Alt gidiyor çünkü Ay, hava ona Bodrum'da. iyi geliyor değil mi? Altay e, Bodrum'da. Kışın Bodrum'dalar. Yazın Yayla köy evinde Alasun'dalar. Mis gibi güzel orada. Evet orası. Burdur'dalar. Safiye sana Canım şunu soracağız. Yani. Girişte biz bir haber verdik. Belki evet. sen de izlemişsindir ya da haberdarsındır. Bir e, korkunç bir kaza oldu evet. İstanbul'da. Ya e, yazar Eylem değil. Tokla, ünlü estetikçi Doktor Bülent Cihan Timur'un 16 yaşındaki oğlu lüks bir araçla evet. direksiyon başında 5 e, kişiyi biçti diyelim. Evet. İçlerinden bir tanesi 29 yaşında hayatının baharında vefat etti öldü bir buçuk yaşındaki bebeğini gencecik eşini acılı anne babasını arkasında bırakarak e, 16 yaşındaki ölen genci çocuğu, bir buçuk yaşında çocuğu. evet bak evet. aile bu gitti Evet 29 yaşında Artık hayatını değil. kaybetti ölen bu ayaktaki değil evet, mi evet evet Allah, Allah oğuz Aa, evet. oğuz acı evet. ve çarpan 16 yaşındaki genci annesi Mısır'a kaçırdı. Gelen bu da gidiş görüntüleri İstanbul Havalimanı'ndan. Oğlumun başına bir şey gelir diye götürdüm. Evet dedi. Ee, acılı aileden de özür diledi bir özür diledi fakat kamuoyunda öyle büyük bir baskı oldu ki şimdi adalete teslim olmaya karar verdik diye bir açıklama yaptı sen bir anne olarak bir kadın olarak ve hala Mısır'dalar evet hala Mısır'dalar. Nasıl değerlendiriyorsun olayı? Şimdi şöyle çocuk acaba ailesinden gizli arabayı mı aldı da? hani? Evet kaç, ailesinden kaç gizli. Gizli almış. almış, 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 ara, almış. Araba. Yani benim Mesela zamanında benim oğlum da ben arabayı alırdı götürdü benden. Hani gizli yapardı. Kazalar yapardı. Harun da yapardı da. Ben o şeyi biliyorum ama Allah'ıma çok şükür kimseye vurmadı. Tabii, olmadı. Allah ee, şimdi o da anne. Diyelim. O da anne. Evet. O şimdi bir anne olarak... Çocuğu şey yapmak istedi, kaçırmak istedi ki çocuğa bir şey, ne bileyim ben bir anne ruhu işte annelik içgüdüsü güdüsüyle tabii. onu kaçırmak istedi. O da orada evladına tabii ki yanıyor. Her iki taraf için de çok zor. Çok zor. Ayrım yapmak çok zor. Peki ee, kaçırmak yerine Mısır'a kaçmak evet. ve kaçırmak yerine çocuğunu. E, gidip teslim gidip teslim etseydi olanları anlatsaydı ve süreci böyle yürütseydi hem karşıdaki annenin hem de kendi anneliğine daha yakışır daha halden anlayan bir hareket of, olmaz mıydı? O işi sordu diyorsun en Değil azından içinlik o da içinden öyle demiştir ama yani o kadar zor bir cevap vereceğim ki hmm. çok zor bir cevap vereceğim yani çok zor. Yani, yani iki, tarafta iki tarafta anne, tarafta anne diyorsun. Ya. Hı. annelik o çocuğunu kaçırıyor iş işte, girmesin diye o da istem dışı bir şey oldu bilmeden üstüne yürüdü frene gaza basayım derken frene frene basayım derken gazama bastı ne oldu? ehliyeti yok abi. zaten yok, ehliyet, yıllar Ama önce yaşında. bir haber yapıyorduk şimdi isim vermeyelim hala kişi cezaevinde baba perişan hala hı hı. E, bir evlat annesini öldürdü Anne profesör, evet. baba da profesör. Ne kadar eğitimli bir ailenin. Ankara'da biliyorum, biliyorum. Ee, ve an, öldürdüğü annesinin başında beklerken baba hemen kaçırmak yerine şeyi aradı. E, polisi, polisi aradı. Anne teslim. baba ayrı boşanmış. Kızını teslim ederken, evet. bak katil olmuş kızı. Kızını teslim ederken Ankara'daki, Ankara'daki olan kızına ne dedi biliyor musunuz? Hiç. Hürriyet'e manşet olmuştu. Şuramdan gitmiyor. Kahvaltını yapmış mıydın? Ya, Bak. Evet evet ya, Olayların üstüne hala evlat hani böyle çok klasik anne baba şeyleri vardır ya. Üşütme, evet, üzülme, aç kalma. Aç kalma. İşte onun için zorlanıyorum. Ama Safiye şu an cevap vermekte. cevap vermekte. Çok zorlanıyorum cevap vermekte çok zorlanıyorum. Her ikisi de anne o evladını kurtarmaya çalışıyor. O orada mezara gidiyor ee, çocuk kalıyor o da onun şeyini şey yapmak ister ya ne diyeyim ben ağzımdan zor çıkıyor böyle şeyler. Ee, böyle bir şey yani... olsaydı evladını adalete mi teslim ederdin onu oradan uzaklaştırıp yurt dışına ya da kimsenin ulaşamayacağı bir yerde saklar mıydın? Vallahi sana bir şey söyleyeyim adalete teslim ederdim. Nereye kadar kaçacak. Hiçbir Türkiye'ye girmeyecek. Hı hı. E mutlaka bunun şeysi vardır bir yerde bir afu vardır. E yani bir şey olur yine. Ya, diğeri zaten çok ağır büyük. Ay, anne olmaz de demek mıydı? ki Efendim, kaçırmak daha ağır büyük değil mi bir ay, anne için. tabii içinde. ki orada bir yer yurt ayarlamak, bulmak, oraya yerleşmek de zor nereye kadar? Hani kaçıracaksın anladın mı? Yani bir an önce cezasını çeker, bir an önce biter olayı. Yani evet. daha genç çocuk. Evet. Belki hakim şey yapar kazaydı bilmem... ...bilinçli bir şekilde olmamıştır dava, diye değil mi? Evet, bu dava daha uzun süre takip edilecek, edilecek bir dava. Burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bu, bu konuyu da hafif hafif değil mi? Hı. Aslında tüm detaylarıyla konuştuk. E, gazeteci Tülay Demir yazmış. Çok evet. önemli bir şey yazmış. E, Zekeriya Köy tarafı zaten bu bu yol... ...bu Belgrad Ormanı yolları... ...Kavacık tarafında da Beykoz tarafı... ...böyle çok karanlık olur. Ve orada sürekli o ATV denilen araçlar oluyor... Ve onlar gece karanlıkta da kullanıyorlar. Evet. Araçlarda sıkıntılar da oluyor. O yollar, Buradan, beyim, çok O yollar çok Evet, evet. Buradan yetkililere seslenelim. Gerçekten o yolları bir aydınlatın. Ee, araçlar sıkıntı yaşadığında e, böyle... E, ...acı kazalara maruz kalması Çünkü çok karanlık o yollar. Evet orman yolları zaten. Evet. Peki Safiye evet. buradayken... ...Safiye demek neşe demek. <laughs> Safiye demek gülmek demek. Hem de Aynen, ne olursa öyle. olsun Günü. neşe ve gülmek. Safiye'nin de hayatı kolay mı sanıyorsun? Hayır, hiçbir şekilde değil. Seni güzel haberlere de götürelim. E şimdi biliyorsun hayatımızda artık bir inci taneleri ve dilber var. Aa, dilber dansı aa. var. Buradan yola çıkarak <laughs> pavyonlar var. Bakın şimdi kıyafetleri işte Hazar Ergüç'ünün kıyafetleri, Yılmaz Erdoğan'ın gözlükleri, Gözlüğü. pavyon dansı, pavyon kültürü derken bir de turizmciler yeni bir şey yapmış, evet. kazanç kapısı bulmuşlar. Ya, evet, evet, aynen, evet. aynen ee, öyle Şöyle şey yapmış. pavyon evet. turları düzenlemeye başlamışlar Safiye. Ne, ne kadar? Binlere, Ve bin lira. Ve 10 bin lira. <laughs> bak her şeyden <gülüyor> öyle. <gülüyor> e, çünkü neden Ankara'lı? Ankara'lı. <laughs> evet. Bir de ben oynadım biliyorsun değil evet, mi? Evet, evet. Karlar içinde. Evet. Aa, Karda geçen Sarıkamış'a gitmiştim. Evet, evet mekanları güzel. görmek isteyenler 10 bin lira ödüyor. Mart ve Nisan kontenjanları dolmuş vaziyette. Yani 10 bin TL ödemek isterseniz Nisan'dan sonraya yer var ne, bu nasıl şey, bir şeyler iş? patladı. Evet. <laughs> ne Pavyon diyorsun? gece kulüpleri patladı Böyle diyorsun. bir şey. Sen. Mesela bunun ticarete dönüşmüş olması bir taraftan. Merak et. Er, taraftan... Merak merak. İnsanlar, yani insanlar merak. niye pavyona gitmek ister? Merak ediyorlar. Demek bu zamana bazıları bilmiyordu galiba. Evet. Ne, ne olduğunu falan. Olan şimdi artık gördüler ki neşe var. İnsanlar eğlenmek istiyor. Ya biraz eğlenmek, e, konuşmak. Gülmek istiyor, değişik de, istiyor. E, tartışmak değil de ne? yemin ederim bazen biz de öyle yapıyoruz. Geyik istiyoruz. Geyik, ha? Geyik içi boş, ya. içi boş, içi boş yani konuşmalar. Içi, i̇çi boş ya da dolu, çekişmeli laflar işte. Ha. Şimdi mesela Feyk abin şimdi ha. o da bizi izliyoruz. Ondan sonra diyor çok ki, selamlar. Sağ ol. O hep böyle e, şeyler konuşur mesela hep bana takılır, şakalar yapar, Tabii. eder espriler. Ha, bir geyik yapar, biz tartışıyoruz, ediyoruz. ay programa gidiyoruz. Nerede Faik Bey? diye soruyorlar. Biz tartışıyoruz ya. Evet. Biz doğalız zaten. Ego Aynen. sıfır, özgüven tavan. Evet. Onu insanlar onu espri bayılıyorlar. Yani gülsünler. Ondan sonra Tabii. bir didişelim. Öyle şeyi seviyorlar. Onun şarkı türkü söylemesini değil. Tabii. Onun bana takılması, bir şey aynen, aynen. güldürmesi. Bir şey... onu efendim söyleyeceğim... merak ettim böyle çok Söyle. araya girdim özellikle... ciddi ciddi tartıştınız aslında evet. diyelim. Evet. E, ama böyle topluluk içinde bir şey rahatsız oldunuz. Çünkü siz ciddi tartışsanız da sempatik geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kimse sizin ciddiyetinizi ama bugün de eğleniyoruz biz sizinlerken. Evet. Ciddi tartıştığınızda nasıl oluyor mesela? Yani yani onu kontrol etmek karşınızda sürekli gülen espri yapan tüyü alan bir adam var. Ciddi taş ta ben bağırıyorum bazen sabır 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 en sonunda sabır bitiyor hop patlama. Patlama patladığım zaman da su gibi böyle dinmiyor. Evet. O günü akşama kadar benim şeylerim devam. Çünkü çok sabırlıyımdır hmm. ben. Evet Ama... sabırlı olmasan çekemezsin tabii, zaten tabii. bu kadar <laughs> sana... Ama bizde küslük olmuyor. Kinlik olmaz. Hmm. Safiye, sen senle küsülür mü Allah aşkına ya? Değil mi? Ben e, hiç sevmiyorum. Yok. Yani ben e, ne megaloman mıyım egoist miyim diyeyim. Kendimi üzmemek için evde küslük yaratmıyorum. En güzel olayları, en zor olayları en güzel bir şekilde hallediyorum. Ertesi gün sabah kalktığım zaman hiçbir şey olmamış gibi evet, evet. E, davranıyorum. Valla sen hiç egoist bir insan değilsin. Çünkü evet. egoist olsan bu kadar ünlüler seni bu kadar sevmezler. Ah canım. Evet, evet, bir evet, dişir dururlar. Peki Sağ sana olasın. şunu soralım. Böyle önemli bir şey olacak diyelim ki hayatına ilgili bir karar vereceksin, imza atacaksın, bir yere gideceksin. Hiç böyle bir astroloğa danışım, yıldız haritama bakarım. Öyle bir şey yok biliyor musun ben de? Ben öyle şeylere tutkun değilimdir. Hmm. Dur falına baktırayım dur falı şey severim aslında psikolojik olarak da hmm. ama öyle astrologlukları şunlara falan bakma Allah'a inanırım Allah'tan isterim hmm. her şeyi Allah'tan isteyeceksiniz evet. İnan ki bak söyleyin 40 gün bir şeyi söyle anlatıyorlar bazıları da 40 günü ben öleceğim öleceğim diyor ölüyormuşun o evet. kadar diyorlar yani hmm. artık ne istersen Allahü Teala'dan Allah onu veriyor evet şimdi bak e, 5 evet. Kasım'da Tabii isteyeceksin. Elbette. E, 5 Kasım'da ceza evine giren Dilan Polat'ın e, astrolo Hilal Saraç 3 Ocak'ta buraya masaya yayınımıza gelmişti ve demişti ki çok kısa bir süre sonra çıkacaklar. Gazeteci Ali Eyüboğlu da ondan tarih istedi. Astrolog Hilal Saraç'tan. Hilal Saraç bir tarih verdi. Bir zaman dilimi verdi. Ali dedi ki verdiğin zaman diliminde çıkmazlarsa benden özür dileyecek misin? özür dileyeceğim dedi <laughs> ve Hilal Saraç'ın verdiği tarih dilimine bakın ne oldu. Şimdi astrolog Lütmamış. Hilal Saral önce 11 Ocak'tan hemen sonra dedi. Hı -hı. Fakat sonra tabii 11 Ocağı az bir zaman kaldığı için olayı biraz garanti altına alayım diyerek Mart'a uzandı. Hı -hı. Mart'tan da Nisan'a kaydı. En son ne kadarı kaldı? 3 haftası falan Onu kaldı. Onu bize söyleriz o zaman yani. Hayır oturtmada Ali de oturtmada zaten oturtmada. öyle takılmıştı Ali de. Ee, böyle dersen Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, <laughs> Eylül, Ekim öyle dağıtırsan benim de dediğim çıkar. Sizin de dediğiniz, senin de dediğin çıkar. Evet Doğru. aynen. Evet aynen. şu durumda. <laughs> birbirlerine bir özür iddiasına takılmışlardı. Gidişat son 3 hafta astrolog Hilal Saraç o zaman Ali Eyüboğlu'ndan özür dilemiş olacak. Özür dileyecek yani. Evet. Peki özrü bekliyoruz o zaman. Bir özrü bekliyoruz. Astroloğuna danışmadan hareket etmeyen insanlar da var. Kimi de nikah tarihini belirliyor ama nikah tarihini astroloğa sorduktan sonra bin pişman olan bir ünlü var. Kim acaba? İzleyin. Allah bazıları da yani şey yapıyor e, evet. kapı numarası salı çarşamba perşembe olayı salı günü sallanır çarşamba yapılır kapı numarasına göre e, ev tutulur edilir bizim e, Linet'te var bu biliyor musun? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Bülent Ersoy'da da var. Aynen aynen. Bülent aynen. Ersoy'un bir hikayesi var evet. köprüde. Numarayı öyle şey bilir. Önce kim e, nikah tarihini astroloğuna sorduğu Sordu. için? Bin pişman. Önce onu izleyelim Allah. sonra Bülent Ersoy'un köprüyü gelsin. <laughs> ne var köprü? Evet fala inanma falsızda kalma, kalma diye bir şey var. Astrologlar e, tabii ki hayatımızda renk katıyorlar ama hayatını astroloğa göre e, de, de, devam ettirmek ve yaşamak da çok da mantıklı gelmiyor. Peki sen bu estetik, filtre, photoshop işlerinde uzman diyebilir miyim Ben yapıyorum ama şu anda filtre yok. Ama şu an çok, iyi. Yok, şey çok iyi. Şöyle bir şey söyleyelim. Bebek gibi yakın. Ya şu an ekranda gördüğünüzden Aynen. daha daha iyi ederim. Filtre Gerçekten. yaparak Saçma bir şey imza atıyorsun çünkü gerçek yüzün zaten filtreli gibi. Evet. Neden yapıyoruz biliyor musun Niye yapıyorsun ne Ama gerek var? Kalkıyoruz makyaj yok. Gözüm yüzümde makyaj yok mesela gözüm Hı. yok. Hazır Ondan olur. sonra e, fondöten yok bir şey yok. Kalkıyoruz o ne yapıyor? Bir kirpik yapıyor. Efendim, e, hafif böyle makyaj yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Onun için yapıyoruz. Bazen de gırgır gır geçiyorum kendime. Evet gırgır. Gır. Ya ya, 17 o yaşına dönüyorsun değil o, mi? O bir küçük onu bir seda ile yapıyorum. Seda filtresi diye bir şey var. <laughs> evet, evet. Seda lise yıllarınıza dönmek istiyorsanız Seda Sayan'la yan yana fotoğraf çektireceksiniz. Bir çocukluk bir de genç kızlığımız vardı biliyorsunuz. Evet, evet. şey, çok eğleniyorduk. de yapıyorduk en çok birbirimize. Vakit geçiriyorduk. Evet, evet. Aa, olur mu öyle şeyler diyor. Safiye şimdi <laughs> e, sevgili Orhan abimizin, Orhan Gencebay'ın <laughs> kıymetli eşi Sevim Emre'de e, hmm, evet, sosyal öyle. medyada bir kullanıcı e, Monroe ile Sevim Emre'yi <laughs> yan yana getirmiş. Evet. Ve demiş ki iddia ediyorum Türkiye'nin kraliçesi Monroe'ya açık ara fark atarsınız abartısız. Boy onda Sevim Emre için diyor. Mavi göz onda, fizik onda, gülüş onda, tebessüm onda. Seni Seda Sayan'a yazdığın şiirler gibi. <laughs> Ölümüne fark atar diye böyle devam ediyor yazı. Evet. Ee, Sevim ablamızla Marlin Monroe'nun fotoğrafını da yan yana getiriyor. Sevim Emre de bunu sayfasında paylaşıp teşekkür ediyor. Ama ve lakin sonundaki satırları mı göremedi? Evet, ya da alttaki. ne yaptı? Çünkü sonunda bu kullanıcı övdükten 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 sonra diyor ki Marlin Monroe yaşasaydı kahrından çatlardı. <gülüyor> <gülüyor> Ben Şimdi, görmemiştir. Sevim de bazen e, hepimiz yaptı kaçırıyoruz bazen de dozunu. Ha. Sevim de e, filtre yapıyor <laughs> tabii ki. Herkes yapıyor da yapıyor yani. Bazen demek ki biraz şey yapmış herhalde. Fazla mı kaçırmış? Ne yapmış ondan hmm. dolayı? Evet. Yani... Ama Safiye fazla kaçırmasının yanı sıra alttaki cümleyi mi göremedi? Çünkü Bence... kullanıcı övüyor, hmm. övüyor sonunda. Yaşasaydı Marlon Mora kahrından çatlardı diyor. Ne alaka yani? O yani Safiye... bu hani şeye benziyor. Ne alaka? Ya ne, geldiğimiz... ne alaka. Evet. O da Sevim Emre de bunun üzerine teşekkür etmiş kişiye. Başına gitmiş demek ya o. Hı? öyle Elemarmore'de abi dünyaca evet, ünlü. Evet, evet. Beni de güzel birine benzetseler hoşuma gider de Altında da e, bence micim, görmemiştir. Seni görseydi şey. Kahrından o çatar mezarında ters dönerdi deseydi ben o zaman orada derdim <laughs> ki eyvah ya da dalga geçerdim <laughs> kendimden. Evet. ikinci evet. şıkkı yapardım. Evet. evet. Ne yapalım? E, haberlerimizle devam edelim. Senin ama... de haberin geliyor. Senin için bir haberi evet. geliyor arkadaşlar onu hazırlıyor yukarıda. Ya, bir şey söyleyeceğim ama Tabii araya söyle. giriyorum. Bu arada şey mesaj da gelmiş ama bunu söylemek zorundayım. Şeyi, Bartın'da Dünya Kadınlar Günü için 9 Mart'ta bütün hanımlar şu anda ekran başına oturmuş Bartın'da. Ne güzel çok güzel. haberleri var. Evet. Onların size selamını söylemek istiyorum. Başımız üstüne. Bartın Bartın'daki bütün seyirler. dünya kadına 9'unda oradayım. 8'inde de. Güngören Belediyesi var. 8 Mart'ta da oradayım. Ama mutlaka sevgilerimi iletiyorum. Yani güzel Zeval olmaz. Bartın'a sevgiler, çok selamlar. Sen çok sevgiler. Sen şöyle bir şey oradayım. yaparsın. Söyle videolarını canım. bize yollarsın. Bartın'daki konserde şey yaparız. Evet. Yer Bartın'a da sevgilerimizi sunuyoruz. Defne Samyeli'ne gidiyoruz. Efendim Defne Samyeli YouTube programında kızı Deren'le bir röportaj yapıyor. Nasıl güzel bir kız o odaya. Çok, çok güzel. Ben Ay, bir de yakından da gördüm kuaförde. Anne Şahaneydi. De güzel. Evet. Anne de çok güzel. Anne güzellik çok kraliçesi. Olsun. Fakat söz dönüyor dolaşıyor Safiye'ciğim. Şimdi Defne Samyeli'yi kızı Derin ve Deren'le kime benzetiyorlar biliyor musun? Evet. Aşkı Memur'da Firdevs, Yöreoğlu ve kızları vardı ya. Evet. Melihgil takımı. Onlara benzetiyorlar. E ben ailenin böyle tiye aldığını falan düşünüyordum. Fakat üzülüyorlarmış. Rahatsız Bakın Deren Melihgil takımına benzemekten dolayı şikayetini nasıl dile getiriyor. E, bu arada Safiye e, repertuarına Arebeski de yoğun olarak aldı. Şimdi Ferdi Tayfur'dan geçen yıl bu zamanlar. Bu zamanlar okuyacağım. Ama yerde... Arebeski de sizden dinlenir. <laughs> Değil mi? Yani. Her şeyi güzel söylüyor. Evet ay. tertemiz. Kalbi güzel. Bir Aa, de böyle bir, hep benim. şunu söylüyoruz ya Müge bağırmadan duyguyu anlata anlata o duyguyu Yaşayarak. hikayeyi geçiriyor. Yaşayarak yani değil mi? Evet. Çok güzel oluyor. Yani harika. Buradan yine e, Kemal Bey'i buradan sevgilerimi iletiyorum Kemal Aslan'a. E, herkese buradan teşekkür ediyorum. Muhteşem. Ş şarkıyla veda Şarkıya edelim. Şarkıyla Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Ve Geçen yıl. Ahmet Selçuk yıl. İlkan. Ahmet Selçuk Söz İlkan. Sözleri. Buradan Sana Ferdi da Bey yakışır. Bana sağ olsun e, hediye etti. Evet.